Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun aradan sonra rekabetçiye devam ediyoruz. Neden uzun aradan sonra devam ediyoruz? Çünkü gerçekten Rocket League'de rekabetçi hiç oynayasım gelmiyor arkadaşlar bu aralar. Niye bilmiyorum, böyle bir soğudum. Dedim bari 3v3 çekeyim ya. 3v3'de böyle, çünkü çok fazla adam olduğu için ve çok fazla top bize gelmeyeceği için böyle sohbet muhabbet adına bir video yaparız. Bu arada adam güzel yükseldi, olmadı. Sen ona git, gidemedi ya, keşke gitmeseydim ben. Hata ettim orada. Bu biraz tehlikeli olacaktır bize. Şöyle çelelim topu. Tavana çarptı. Bizimkiler vurur diye düşündüm. Tamam, sağ bana reis. Şöyle gidelim. Tutar mıyım onu? Yok, tutamam. Tamam, bunlar şey yapıyor ya. İki topa, iki top demişim. Aynı anda iki kişi gidiyorlar bir topa. O tehlikeli bir tık. Bunlar benim patlatmayı oynuyordu bu arada. O adamı rich. Bakın, gitmiyorum üstüne adamın. Bomboş bir kale ve direğe mi vurdun sen? Yo, attın. Helal. Güzel. Bu arada videolar artık 2 günde bir gelecek. Belki bilmeyenlerin sorduğu, burada da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Video atmadığım günlerde de şey düşünüyorum arkadaşlar. Böyle gol klipleri falan atmayı düşünüyorum. İşte öğe mağazasına böyle değerli bir şey gelirse o tarz böyle bilgilendirici videolar atmayı düşünüyorum. Shorts şeklinde. Oo, yanlışlıkla orta açtık ya bizim hatamız o. Şöyle gidelim. Alamayacağız gibi ama pas oldu. Ah be, fakeleyemedik. Oo, çok talihsiz bir gol dedik ya. Yani gol bizim hatamızla bayağı, şimdi şanssızlığa da vurmak istemiyorum ama burada adamın bir anda gelip vurması ve bizim adamın aynı anda kalede olmaması gerçekten kötü bir zamanlamaydı ama gol bize yazar yani net. Bir puanımıza da bakalım, 30 puandayız abi, yükselmesi lazım net. Şöyle Feskof'a gidelim. Atar Snorlis. Atamadı. Ben çok kötü kaçırdım be. Bizim adam. O da vuramadı. Yine mi gol yedik? Yok, yemedik. Okey. Adam boostu kaçırdı, yükseliyor, inşallah vuramaz. Bizim adam vurdu mu? Vurdu, güzel. Bakın, kaleyim, hiçbir şey yapmıyorum. Bizimkiler yer onları ya. Hadi oğlum, güveniyorum size. Atamadılar, ben de şöyle bir kesme vuruş olmadı. Aslında orada top havaya kalkar diye yükseldim. Ama baktım top yere doğru gidiyor. Dedim sonra bari alçalarak vurmayı deneyim. Olmadı. Şöyle bir agresif müdahale yapalım. Buna bizim adam gider ya. Gitmedi. Buna gidersin ama reis, helal. Bu arada adamda da Lambo var, fark ettiniz mi bilmiyorum. Attın onu. Olmadı. Şimdi buna bir şekilde vurmalıydık. Vuramadık. Hata bize yazar. Şöyle vuralım. Oo, harika gol attık lan. Bayağı iyi daha bu. Vallahi bir tık böyle ego kasmış gibi oldum arkadaşlar ama benim için gerçekten, yani elmas seviyesi için güzel gol attım. Neyse, devam. Umarım abi nazar falan değmez. İyi gidiyoruz çünkü. Takım arkadaşlarımız iyi ya. Kötü değiller ama bir tık böyle aynı topa çıkma durumu var. O çok güzel oynadı. Bayağı iyi oynadı. Bomboş kale yedik. Karşı bu arada ne kurtarıştı ama spamlıyor. Abi al. Bir sebep bu. Rekabetçi girmemesi. Yani böyle gol atıyorlar mesela, spam yapıyorlar, sonra oyundan falan soruyorsunuz. Chat'i kapa diyenler olacak da ben chat kapalı oynayamıyorum arkadaşlar. Yani alışkanlık olmuş chat'i açık tutmak. Ya adamın ne yazdığını görmem lazım. Abi çok kötü pas attık ya, pardon diyeyim de. Buna giderler ya, niye beklediler? O adam da boost'a gitti. Ben şuradan 2 dakika hemen alayım da boost'u. Sıkıntı çıkacak çünkü. Bu adam belli kalkacak. Bu biraz tehlikeli. Direkt vurmam lazım. Şöyle vurdum. Pas oldu bir tık, fark ettim onu. Buna gidiyorum. Boostumaz. Şöyle bir şey yapacağım. Ah be, vuramadık. Kötü. Kötü oynadık orayı. Direkt kaleye geri dönüyorum. Çünkü kalede kimse yok abi. Bomboş bırakmışlar. Aldın onu reis. Güzel, tam patlamamız bir sıkıntı teşkil etmez diye düşünüyorum ki eder gibi bir tık ya. Biz bu arada çok boost harcadık. Ben de sakin. Şöyle vurdum. Çok kötü vuruş yaptım aslında. Oo, tamam, yemedik. Şu gol olsa bize yazar direkt. Bunu almam lazım. Yine almadım. Tamam, güzel vuruş. Bu bölümde bir tık saçmaladık arkadaşlar. Tamam, yine kaleye geliyor. Bizim adam alır onu. Güzel. Kale boş bu arada. Double tap gelir mi? Oo, geldi ama kaleyi tutturamadı. Çerçeve bulamadı reis. Şöyle vuralım. Abi bu arada adamda damat çıkartması var. Uf, çok sıkıntılı abi. Çok stres ya. Hadi oğlum, çok iyi. Bak, bekliyorum, girmiyorum. Bas bas. Ben şeydim, gerideyim. Şöyle vurdum. Sekero. Yapıştır reis. Yapma be. Yapma be. Onu atardım be oğlum. Çok boş pozisyonlar kaçırdık. Şut sayısında da bariz bir üstünlüğümüz var.
Atamazsak sıkıntı. Sal bana. Tamam, güzel bir ikili mücadele. Bizim adam vurdun ona. Helalsin, çok iyi. Ama kaleyi bulmadı. Abi atamayan atarlar olmasın da şuradan 2 dakika vursalım. Bu arada heyecan var bir tık. Kaybetmek istemiyorum. Özellikle videoda hiç kaybetmek istemiyorum. Çünkü videoda kaybedince bir tık kötü oluyor arkadaşlar sonu. Şöyle vuralım. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha. Ah be, olmadı. Oo, kale bomboş. Kale bomboş. Onun donuşu çok tehlikeli. Bizim kaleyi açtı adam ortaya. Ben de kaleden savruldum. Oo, adam kaçırdı. Oğlum nasıl bir pozisyon bu? Güzel vuruş diyor. Kale bomboş. Bomboş bir kale. Biz de kaçırdık. İnanılmaz. Direkt kaleye döneceğim. Burada çok boost harcadık yine. Ama harcamamız gerekiyordu. Çünkü boost almak için bir tık boost harcadım aslında. Öyle daha doğru olur açıklaması. Şöyle vuralım. Çok bu arada bayağı güvenli oynuyorum. Yani garanti altına almak istiyorum olayı. Tamam, gidersiniz siz. Oğlum biz yine saçmaladık ya. Tamam, maç uzasın, sıkıntı değil abi, uzasın. Tamam, bitirelim artık. Okey, güzel. Şimdi iyi bir kickoff yapacağım. Fast gitmeyeceğim o yüzden. Normal kickoff. Yani fast kickoff'u çünkü kaçırabiliyorum arada. O yüzden kendime güvenmedim ben. Aldın onu. Çok iyi. Sen onu yazarsın oğlum. Çok güzel dokunuş dedim, dokunamadı. Gitmeyeceğim. Yine garanti alıyorum. Abi döndüm ya. Ona gidemezdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkası bomboş. Attın onu oğlum. Yine atamadı. Kale yine bomboş. Şöyle bıraktım adamı. Adam geri dönüyor. Bu kötü oldu. Şöyle ikili mücadeleye girdim. Abi çok tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geldiler. Buna vurması lazım. Vurdu. Boost'umuz yok. Çıkmayacağım. Risk almayacağım. Sadece şuradaki boost'u alacağım dedim de tamam. Top şey oldu abi. Çıktı sağdan. Şöyle vuralım. Iskala lan onu. Aa, ıskaladı. Aa, geride adam varmış. Vuramadım. Vurdun ona. Helal. Çok iyi. Ben kaledeyim yine. Abi çok garanti oynuyorum. Korkuyorum arkadaşlar bayağı. Vurdum. Aa, çok kötü vurdum. Aa, var ya, oradan bir tane daha çarpsa bize goldü. Hadi oğlum. Kaleye döndüm direkt. Onu ıskalamamanız lazım işte. Şöyle vurdum. Sağ bana. Ah be, çok kötü flick yaptım arkadaşlar. İşte bunu antrenmanlarda çalışacağız, yavaş yavaş olacaktır o. Bu bizim adamda. Kaçırmaması lazım. Kaçırmadı. Pas oldu. Bu bende. Şöyle vurdum. Şöyle bir tane daha vurdum. Şöyle, aa, adam gelmiş, pardon, benim hatam. Bu bende. Şöyle abi, çok ters yerde geliyor yalnız toplar. Şöyle bir tane daha vurdum. Hadi oğlum. Helalsin lan sen. Çok iyi be. Vallahi helal olsun sana ya. Adam efsane oynadı. Maçı da taşıdı büyük ihtimalle. Aynen. 439 puan. Bu maç direkt adama yazar abi. Gerçekten sağlam oynadı. Biz de bir golle adama bir tık yardımcı olduk diyelim ve ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza geçtik ve gerçekten nefret ettiğim bir harita geldi. Bu haritayı sevmiyorum arkadaşlar çünkü optimizasyonu gerçekten aşırı bir sıkıntısı var optimizasyonunda. Yani arada bir FPS drop geliyor bu haritada ama sadece bu haritada oluyor. Yani sistemden kaynaklı bir sorun değil. Zaten sistemim de iyi. Ama bu haritada olanlar oluyor, öyle söyleyeyim. Ve bir şeyler yaşanıyor. Şimdi pası attım, atamadı. Aslında şut çekmeye çalıştım ama sonradan kötü vuruş yapınca güzel bir pas oldu. Ama sorun yok. Şimdi bu adam gitmedi. Kalemiz boş. Kalemiz boş. Evet, kalemiz boş. Şöyle vuralım. Bir tane daha vuralım. Olmadı. Oo, kale yine boş. Tamam. Oo. Abo, o ne? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Problem değil abi. Öyle şeyler yaşanabilir. Şimdi burada diyelim siz bir takımdasınız arkadaşlar, böyle bir gol yaşandı, işte takım arkadaşınız böyle bir gol yedi, gidip sakın abi adama ne kurtarışlama spamlamayın ya da kötü bir şey söylemeyin abi. 2'yi mi yedik bu arada? Helal, çok iyi kurtardı. Onun yerine problem değil deyip teselli etmeye çalışın çünkü bu adamın özgüvenini yerine getirecektir. Ya gidip adamı spam yapmayın yani. Arada çünkü oluyor öyle hatalar, hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. O yüzden sakin bir şekilde oyununuzu sürdürmeye bakın diyerek golü atar mıyım lan? Yok, atamadım da. Oğlum oradan bizim adam bir ortalasa ben dönüyorum abi. Hacım beni bir salt, tamam, ben şöyle geçeyim. Bak çok riskli, çok riskli. Ay çok kötü hata yaptık. Bu gol de bana yazar abi. Oynayamadık ya. Ya şöyle bir izleyeyim bu pozisyonda. Burada bir tık daha geç çıkmam gerekiyormuş. Çok erken davranmışım panik havasıyla.
Çünkü top bir anda geldi. Daha doğrusu bir anda tavandan sekti ve orada ne yapacağımı şaşırdım ama sorun değil abi ya. 3v3'te zaten çok dikkate almıyorum. Genel olarak Rocket League'in de, bir dakika ben şunu buradan bir alayım. Rocket League'in rekabetçisini genel olarak çok dikkate almıyorum. O yüzden sıkıntı değil. Çünkü dediğim gibi rekabetçi oynama isteğim gelmiyor arkadaşlar bu aralar ya. Rocket League'den rekabetçisinden bir tık soğudum. Hadi abi. Aa olmadı. Şöyle ben bir şu boost'u alır mıyım? Aldım. Tamam topu da şey yaptık da abi şu bunlar niye bizim kale atıyor ben onu çözemedim. Bak 2'ye 1 geldik. 2'ye 1 geldik ve şansı değerlendiremedik ve üstüne gol yedik. Ve adamlar FF verdi. Abi şimdi adamları suç atmak gibi olmasın arkadaşlar. Yani daha 3 dakika var tamam hatalı goller yiyoruz ama bundan dolayı FF verilir mi? Bence verilmez bilmiyorum. Karar size kalmış artık. Ben olsam vermezdim. Yani rekabetçi girmemin sebepleri direkt bir videoda çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Daha doğrusu rekabetçi girmek istemem. Daha doğru olur böyle dersek. Çünkü yani gördüğünüz gibi abi daha yani tamam gerideyiz olabilir ama 3 dakika var abi. Maçın yarısından fazla bir süre var. Her şey olabilir bu oyunda. Rocket League'in zaten güzel yanı bu. Ama maalesef. Gelin görün ki yani insanlar çok fazla tryhard rekabetçi üzerinde. O yüzden de böyle olaylar yaşanabiliyor. Ben biraz safe oynayacağım artık ya. Bunlar gitsin. Şuradan bir topumuzu alalım. Bir double tap gelir mi lan? Oo yakındı yakındı. İyi denemeydi ama tutturamadık. 4'ü yedik mi? 4'ü yersek bu arada ben de çakacağım FF'yi. Çünkü şunu bir alayım da. Oo ne yaptı lan o? Gördünüz mü abi? Topa tam uçacağım. Adam havadayken takla hakkını kullanıp topu almamamı sağladı ve şey yaptı abi. Beni blokladı üstüne. Çok güzel çalmadık bir adamı. Şunu ben alayım senden hacım. Tamam mı? Tamam sen git ona. Eyvallah senin topun olsun. Çok iyi. Güzel oynadılar. Rakip de iyi bu arada. Rakip de iyi şimdi. Allah var. Yani sağlam oynuyorlar. Oynamayı biliyorlar. O çok kötü oldu ya bu. Ona vurmam gerekiyordu. Kötü oynadık öyle. Şimdi bir kale duralım. Bir tık burada sapıttık ve gol yedik. Tamam abi FF verelim ya. İkinci maç oynayamadık. Zaten her maç oynayacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bitirelim videoyu. İkinci maçta dediğim gibi kötü oynadık. Üstüne şanssızlıklar da oldu. İşte adamın yaptığı hata sonra benim yaptığım hata derken 4 tane gol gördük kalemizde. Ama video olarak bence güzel oldu. Siz rekabetçi videosunu istiyordunuz. Ben de size çekmeye çalıştım. Buraya kadar video izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olup zil butonuna da basmayı ihmal etmeyin ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da 1000 kişilik kocaman bir aile olduk desek yeridir ve rankımız da elmas 3 kümü 3'müş. Burada da videoyu bitirelim arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize bakın, sağlıcakla kalın.